Japonlar hem miktar hem de zaman bakımından sınırlandırılmamış olan ve ödemekle yükümlü oldukları onu gimu olarak ifade ederler. Japonlar bu borcun önemini vurgulamak için bir insan bu onun onda birini hiçbir zaman ödeyemez derler. Bir insanın gimusu iki çeşit borçtan oluşmaktadır. Bunlardan ilki bir insanın anne ve babasının ödemesi için yüklendiği kodur. İkincisi ise imparatoruna ödemesi gereken çudur. Gimu bütün Japonların vazifesidir. ...herkes Gimu görevlerini yerine getirmek zorundadır. Japon ilk öğretimine mecburi olmasından dolayı Gimu eğitimi denilmektedir. Aslında Chu ve Ku Çince kelimelerdir. Çin ahlak sisteminin tersine Gimu'nun her iki şekilde bir şarta bağlanmamıştır. Çin ahlak sistemine göre bir anne veya baba cen yani iyilik sahibi olmalıdır. Bir hükümler de eğer cen sahibi değilse halkına karşı isyan etmesi normaldir. Ancak Çin'in bu ilkesi Japonlara uygun, uygun olmadığından... Japonya'da benimsenmemiştir. Japonya'da bir çocuğun anne ve babasına göstermekle sorumlu olduğu ve sadece Japonlara ait bu yükümlülük anne babanın ayıplarını ve adil olmayan davranışlarını affetmeyi de içeren bir görevdir. Bu görev ancak bir insanın imparatorunu olan görevleriyle çatışması halinde yerine getirilemez. Bu saygı özellikle evlilikten sonra ağır görevler içermektedir. Önemli ailelerde anne ve baba oğullarının eşlerini genellikle ailenin devamını sağlayan erkek çocuklar doğurması için kendileri seçmektedir. İyi bir erkek evlat ondan dolayı annesi ve babası tarafından alınan bu kararı sorgulayamaz. Bir erkek ailesinin varisi ise evlendikten sonra annesi ve babasıyla yaşamak zorundadır. Bu durumda gelinin bazı hareketleri erkeğin annesi tarafından hatalı bulunursa genç erkek eşinden boşanmak zorunda kalabilir. Bu durumda erkek eş boşanarak koyu yerine getirir. Ancak Japonların katlandıkları bu güçlükler kırgınlıklara da yol açmaktadır. Japonlar büyüklerini göstermekle sorumlu olduğu saygıyı yalnızca hayatta olan büyüklerine gösterirler ve her şeyi bu dünyada yerine getirmeye çalışırlar. Japonların ruhlarla ilgilenmediği çoğu yazar tarafından ifade edilmiştir. Japonlara göre bir insan aynı kendisine bakıldığı gibi çocuklarıyla da ilgilenirse büyüklerine olan borcunu ödemiş olur. Bu sebeple aile reisi çocukların ihtiyaçlarını karşılamak, oğulların eğitimini desteklemek, ihtiyacı olan akrabalarını barındırmak ve buna benzer birçok günlük görevi yerine getirmelidir. Yine oğlunun ölmesi halinde dul kalan eşini ve çocuklarını geçindirmek ya da dul kalmış kızını ve onun ailesini geçindirmekte yerine getirmek zorunda olduğu görevler arasındadır. Bu tür görevlerin hepsi ko olarak kabul edilir. Erkek kardeşlerin birbirlerine karşı sorumlulukları gimi olarak kabul edilmez. Ancak büyüklerin fikirlerine saygı gösterilmezse kişinin gimi da başarısı olduğu düşünülür. İmparatora sadakat anlamına gelen diğer bir büyük sorumluluk ise asla kırgınlığa yol açmamaktadır. Japonya'da imparator dünya işleriyle ilgili bütün düşüncelerden uzak kutsal bir liderdir. Meşe dönemindeki devlet adamları batı toplumlarını gezdiklerinde bu toplumların tarihlerinin hükümdarla halk arasındaki çatışmalardan oluştuğunu gözlemlemiştir. Ancak onlar imparatorun kutsal, şeref ve haysiyetinin do dokunulmaz olması gerektiğini savunmuş ve bakanların herhangi bir hareketinden dolayı imparatorun sorumluluk sahibi olmadığına da yer vermişlerdir. İmparator Japon Birliği'nin sembolüdür. Derebeylik Japonya'sında şogun hem bir asker hem de devleti yöneten gerçek kişidir. Ancak o dönemde Chu'ya rağmen Shogun'un otoritesine sürekli karşı gelinerek ona karşı sık sık suikastlar düzenlenmiştir. Shogun olan sadakat aynı zamanda bir kimsenin kendi derebeğine olan sorumlulukları ile de çatışmaktadır. Meiji Restorasyonu'nun liderleri bir yüzyıl boyunca Chu'nun imparator olduğu İmparator için olduğunu savunarak Shogun'a karşı mücadele etmiştir. Shogun'un yenilgisiyle Chu artık yalnızca sembolik imparatoru gösterilmektedir. O 1868 yılını restorasyon olarak tanımlamak oldukça yerinde bir tanım olacaktır. Bu yeni düzende imparator yalnızca önde gelen liderleri görevlerini atamakta ancak hükümeti ve orduyu yönetmemektedir. İmparatorluk hanedanının güneş tanrıçasından geldiği efsanesi halk arasında yaygın bir inanıştır. Japon tarihi boyunca imparatorluk kaynadan hiç değişmemiştir. Bütün bunlar çoğunun imparatora karşı ödenmesi gereken bir borç olması için oldukça önemlidir. Japonya tarihi boyunca 36 farklı hanedanın gelmiş olduğu Çin'le asla kıyaslanamaz. Restorasyondan sonraki ilk imparator halkı için tartışmasız bir sembol haline gelmiştir. Amerikalılar için bayrağa sadakat göstermek her şeyin üstündedir. Japonlar için ise imparator bir bayraktan çok daha üstün bir semboldür. Japonya 14 Ağustos 1945 tarihinde teslim olduğunda başlangıçta Batılılar buna inanmamıştır. Japonya'yı tanıyan Batılıların çoğu Japonya'nın teslim olmasının imkansız olduğunu söylemiştir. Japonya'nın ölene kadar mücadeleye hazır askerleri olmasına rağmen savaşı durduran şey imparatorun radyo konuşması olmuştur. İmparator savaşı bitirmek için kendi kuvveti olan Chu'yu kullanmıştır. Japonlar için mağlubiyette bile en büyük kanun Chu olmuştur. Batılı milletler gibi Japonya yenilgiden sonra bir devrim yapmamış ve Japonya'yı işgale gelen düşman ordularına karşı kötü bir davranışta bulunmamıştır. Son olarak bunu ekleyeyim.